Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu seferki videomuzda Xiaomi telefonlara hızlıca nasıl bilgisayar üzerinden ROM yüklemesi, yazılım yüklemesi yaparız ondan bahsedeceğim. Aslında videonun genel amacı sürüm yükselmiş telefonlarda sürümü düşürmek, yani eskidenki performansına kavuşturmayı sağlamak arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum videoya başlamadan önce. Sürüm düşürme işlemleri her zaman risklidir arkadaşlar. Bu riski göze alarak işlemlere başlayın. Baştan uyarımı yapayım ve ekstra bir de dipnot vermek istiyorum. Bu zamanki tecrübelerime dayanarak konuşuyorum arkadaşlar. Redmi Note 8'in bazı üretim modelleri ve Redmi 9 ağlarda sürüm düşürdüğünüzde cihaz çökmeler yaşayabilir ve kendiniz bu işin içinden çıkamayabilirsiniz. Bunun da ekstra bilgisini vermek istiyorum. Diğer modellerde başıma herhangi bir böyle olay gelmedi. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi öncelikle bilgisayarımızda hiçbir program olmadığını farz ediyoruz arkadaşlar. Sıfır bir bilgisayar aldık. Hiçbir programımız yok. Çünkü bazı arkadaşlar dryer problemi yaşıyor. Genelde Windows 10 kullanan insanlarda driver problemi pek olmuyor ama yine de bunun hızlı bir şekilde nasıl sıfırdan bilgisayara programları ve ROM'ları yükleriz. Hemen onlardan bahsedeceğim. Bununla ilgili daha önce bir videomuz vardı. Xiaomi telefonlara yazılım atma diye. Orada çok detaylı bir şekilde gösterdim. Burada biraz kısa olmasını istiyorum. Çünkü o kadar vakit ayıramayacak insanlar var. Gelin hep beraber hızlıca videoyu başlayalım başlayalım. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz arkadaşlar. Ben daha önce programları indirdim ama indirmeniz için size tekrar göstereceğim. Buraya Chimera Tool yazıyoruz arkadaşlar. Chimera Tool ücretli bir program arkadaşlar. Biz bunun sadece indirme linkinden faydalanacağız. Buradan programı indiriyorsunuz arkadaşlar. Programı kullanmayacağız. Sadece bilgisayarımıza sürücülerimizi yüklemesi için yardımcı araç olarak kullanacağız diyebiliriz. Chimera Tool'u indirdikten sonra arkadaşlar buna tıklıyoruz. Burayı kabul ediyoruz. Next diyoruz. Buradan Custom Install seçeneğine tıklıyoruz. Next diyoruz arkadaşlar. Bizim yükleyeceğimiz sürücüleri burada bize gösteriyor. Buradan ADB olanı, Qualcomm olanı, Mediatek olanı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Smart Card olanı da işaretleyebilirsiniz. LG, HTC, Huawei, Samsung, Blackberry ve diğer telefonların sürücülerini yüklemek istiyorsanız da buradan bunları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası programın sürücü yükleme bölümü. Bizim için önemli olan ADB, Mediatek sürücüleri ve Qualcomm sürücüleri arkadaşlar. Buradan Next'e bastığınızda yükleme işlemine devam edecek. İsteyen full olarak da hiçbir şey basmadan diğer tüm sürücüleri de yükleyebilir arkadaşlar. Buradaki işlemlerimiz bittikten sonra Program bitiyor yüklemesini kapatıyoruz. Daha sonradan Mi Flash aracını indirmemiz lazım arkadaşlar. Yine internet sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. Buraya Xiaomi Tools yazıyorum arkadaşlar. Xiaomi Tools sitesine giriş yapıyorum. Buraya çevirme dedim. Burada Mi Flash Tool programımız var. Hemen sol üst köşeden ona basıyorum. Daha sonra aşağıdan benim genellikle kullandığım sürüm 2018.05 versiyonu yani şu. Ben bunu kullanıyorum çünkü sonda kilit doğrulaması yapıyor. Bazı arkadaşlar bunu benim telefonum yazım yüklemesi sonunda kırmızı bir hata verdi. Ben ne yapacağım yazım tam yüklenmiş midir dediği için sizin için bu sefer herkesin aynı hataya düşebileceği durumdan bahsetmek istediğim için en son versiyonu indiriyorum. Ben bunları indirdim arkadaşlar cihazıma. Gördüğünüz gibi klasörü de çıkart. Şu anda benim yanımdaki cihaz Mi 10T arkadaşlar. Cihazın üzerinde Android 11 MIUI 12.5 versiyonu var. Ben bunu Android 10 versiyonuna döndüreceğim arkadaşlar. Gerekli yazılımın indireceği yeri de gösterelim hemen. Yine tarayıcımıza giriyoruz. Buraya Mi Film yazıyorum arkadaşlar. İlk sayfaya geliyorum. Ve buraya aşağı cihazımın model kodu olanı yazıyorum hızlıca bulabilmem için. Apollo Mi 10T Mi 10T Pro. Buna tıklıyorum. Yükleyeceğimiz rom versiyonunu buradan seçebilirsiniz. Bunların hepsi orijinal xiaomi'nin rom'lardır arkadaşlar. Tıkladığınızda xiaomi'nin resmi sitesi bağlantısına gelir. Sadece bu site biraz daha değerli toplu. O yüzden buradan kullanmayı tercih ediyorum. İsteyen xiaomi'nin kendi resmi web sayfasına da gidebilir. Burada bizim yükleyeceğimiz yazılımlar çin yazılımı hariç diğer yazılımlar olabilir arkadaşlar. Benim cihazım global bir cihaz olduğu için ben global versiyon yükleyeceğim. Tabi siz buradan Avrupa, Hindistan, Endonezya, Rusya, Tayvan ve Türkiye romlarını da yükleyebilirsiniz. Ben buradan iki tane ROM indirdim daha önce. Size de nasıl indireceğini kısaca bir şekilde göstereceğim. Buradan globale tıkladım arkadaşlar. Hangi ROM'u indirmek istiyorsanız buranın Facebook stabil olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Developer veya Zip stabil indirmiyoruz. Bilgisayar için kullanacağımız kısım Facebook stabil. Globale tıkladım. Facebook stabil tıkladım. indirmek istediğim ROM benim düşük versiyondu. 12.08 muhtemelen onu indirmişimdir. Bakalım. Evet 12.08 versiyonu indirmişim arkadaşlar. Buradan download tuşuna basıyorsunuz. Reklamlar gelirse kapatırsınız. Xiaomi'nin kendi serverından veya bu web sayfasının bize sunduğu diğer serverden indirebilirsiniz. Dediğim gibi bu yazılımların hepsi orijinal yazılımdır. Yüklesiniz bile daha sonradan tekrar güncelleme alırsınız. Üstüne basarak söylüyorum bunu bana çok kez soruyorsunuz. Hangi yazılımı yüklerseniz yükleyin. Telefon her zaman güncelleme almaya devam eder arkadaşlar. Bazı romlarda sıkışmadığı durumda. Şimdi buradan bu versiyonu indirdi güncelleme yapmak istiyorsanız da yine buradan güncel versiyonları indirebilirsiniz. 12.5 işte 12.5.8. Bir tane de ondan indirdim ben. ROM'larımızı indirdik arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. ROM'larımızın uzantısı şöyle göstereyim. Sonunda TGZ olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer sizde uzantı çıkmıyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Herhangi bir klasörün içerisine gelin. Örnek veriyorum şu klasörün içine geldim. Burada görünüm var arkadaşlar. Görünümden dosya adı uzantılarının işaretine izin verirseniz sondaki nokta tgz'yi veya nokta zip'i görürsünüz arkadaşlar. Bunların hepsini klasöre çıkarıyorum. Daha önce ben çıkartmıştım sizin için. İndirdiğimiz mi flash aracını da klasöre çıkarttım arkadaşlar. Şimdi burada cihazımıza ROM yüklemesi yapacağız. Ondan önce bir program daha indireceğim sizin için. Çünkü ihtiyacınız olacak. Bazılarında düzgün göstermiyor. Hemen tarayıcıya giriyorum. Buraya notepad Plus yazıyorum arkadaşlar. Notepad Plus ücretsiz bir program. Buna giriyorsunuz. çevreyi kapattım. Buradan download sekmesine geliyorsunuz arkadaşlar. Hangi versiyonu indireceksiniz onun üstüne gelip download'u tıklıyorsunuz ve kuruyorsunuz. Ben şu an yüklemeyeceğim çünkü bilgisayarımda yüklü. Video başlamadan önce bunu kaçırmışım. Bunu da yükledikten sonra arkadaşlar Chimera'yı kurduk. Note Plus'ı kurduk. Mi Flash indirdiğimiz programı klasöre çıkarttık. Şimdi geleceğiz telefonumuza ROM yükleme. Az önce de dediğim gibi telefonun üzerinde 12.5 Android 11'in herhangi bir sürümü yükle arkadaşlar. Şu an telefonu size göstermeyeceğim. Hızlıca videoyu hemen halletmek istiyorum ama yine de uzuyor. Buradan Mi Flash aracının içerisine giriyorum arkadaşlar. Xiaomi Mi Flash exe diyor. Buna tıklıyorum. Daha sonra Buradan ROM dosyamızı seçeceğiz arkadaşlar. Select kısmına basıyoruz. Benim yükleyeceğim Android 10 olan gördüğünüz gibi yazıyor. Çünkü sürüm düşürme yapacağız şu anda. Cihazım Android 11'de. Apollo Global 12.08'e tıklıyorum. Siz de kendi cihazınız hangisi ise Mi indirip ona göre seçebilirsiniz. Daha sonradan içerisindeki diğer klasöre de tıklıyorum. Imagesi seçmiyorum arkadaşlar. İmagesi kadar geliyorum. Bunu daha önce detaylı bir şekilde anlatmıştım. Dosyaları görmez. Buraya kadar tamam diyoruz. Daha sonradan en önemli kısım olan cihazımızın kilidinin açık olması gerekiyor. Eğer cihazınız kilitli ise bilgisayar üzerinden bu yazılımı kuramazsınız arkadaşlar. Kilit açma ile ilgili kanalda birçok video var. Cihazınızın kilidini açtıktan sonra ROM yükleme işlemini yapabilirsiniz. Burada clean all sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. bu çok önemli. Çünkü clean all and lock yaparsanız cihazınız kilitlenir yazdığından sonra. Zaten yazım yüklemesinin en sonunda da hata vermesinin sebebi cihazınızın kilitli mi değil mi kontrolünü yapmasıdır. Onu da zaten birazdan göreceksiniz. Clean all işaretliyorum. Bilgilerinizi koruyarak da atabilirsiniz ama sürüm düşürme yani save user data bilgileri koruyarak yükle. Sürüm düşürme yaptığınızda cihazınız %99 çöker. Çünkü daha eski sistemi yüksek sistemin üzerine yazdığını çalıştığınız için bu işlem başarılı olmayacak. O yüzden clean all hepsini temizleyerek yükle bizim tercih edeceğimiz seçenek olacak. İşlemi yapmadan önce telefon içerisindeki bütün bilgilerinizi alın arkadaşlar. Çünkü sıfırlama olacak. Seçeneğimizi seçtik. Clean all'u tıkladık. Telefonumu ses kısma ve güç tuşuna basılı şekilde tutuyorum telefonum kapalı iken ve facebook ekranı gelecek arkadaşlar. Facebook ekranını gördükten sonra telefonu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Daha sonra buradan refresh butonuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim aygıt numaram burada çıktı. Çimerya'yı yüklediğiniz için de sürücü probleminiz olmayacak arkadaşlar. İnce ince sürücü ayarı yapmanıza gerek yok. Sürücümüzün düzgün yüklendiğini teyit etmek için de sağ tık özellikler. Buradan aygıt yöneticisine basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Android Tablet, Android Bootloader Interface yani sürücümüz yüklü. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Burada soru işareti veya farklı şeyler varsa bilgisayarı tekrar kapatıp açın. Çimeryi full bir şekilde yükleyin. Sürücülerinizin hepsini tek tek kuracaktır. Buradan çıkış yapıyorum. Sürücümüz yüklü. Artık ROM atmaya hazırız arkadaşlar. Flash butonuna bastığım anda Android 11'den Android 10 versiyonuna cihazımızı çekeceğiz. Tabi bu işlemler sırasında hatalar olursa o hatalardan nasıl kurtuluruz size ondan da bahsedeceğim. Edeceğim. Flash butonuna basıyorum. Bekliyorum herhangi bir işlem olmadı. Tekrar basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bir hata mesajı geldi. Spares CRC List artık nasıl okunuyorsa İngilizce. Diyor ki bir koruma var. Bu koruma olduğu için bu cihazı eski versiyon yükleyemeyiz. Bunun çok basit bir çözüm var arkadaşlar. Zaten Notepad plus neden yüklediğimizde o sebepten anlatacağım. Hemen burayı kapatıyorum. Bunu da aşağı alıyorum arkadaşlar. ROM klasörümüzün içerisine giriyoruz. 12.08 olan yani bu. Tıkladım arkadaşlar. Apollo Global'in içerisine girdim. Burada Flash All Bot diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya sağ tıklıyorsunuz. Düzenle derseniz Windows'un Notepad'inden. Edit with Notepad Plus derseniz Notepad Plus'ın kendisinden düzenlersiniz. Benim tercihim her zaman Notepad Plus ama ikisi içinde size göstereyim. Çünkü Windows'un düzenleme kısmından bazen karıştırabiliyor. Şimdi buraya açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü kod var. Cihaza yüklenecek yazımların dosya yollarını gösteren. Burada bizim için hatalı olan CRC list yazan kısım. Gördüğünüz gibi şurası CRC list. Bir de bir altında sparse CRC list diye bir kısım daha var. Bu iki satırı da silip kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan sildim. Daha sonradan dosyaya gelip kaydet diyorsunuz. işiniz bitiyor. Şimdi ben buradan çıkıyorum kaydetmeden. Notepad Plus için göstereceğim size. Çünkü orada daha değerli toplu ve düzenli. Her zaman Windows'un düzenli kısmında o kadar düzenli çıkmadığı için farklı dosya yollarında silebileceğinizden başka hatalar almamanız için Notepad Plus kullanmanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sıralı bir şekilde gösteriyor. Flash CRC list bu satır ve altındaki satır arkadaşlar. Bu iki satırı siliyorsunuz. Yine buradan da siliyorum. Başka satırlar silmiyorsunuz arkadaşlar farklı hatalara sebebiyet verebilir. Bunları sildim. Boşluğunu da sildim arkadaşlar. Daha sonra buradan buna kaydete basıyorum. Çıkıyorum buradan. Normal Windows'un düzenli kısmından da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada artık CRC list diye bir şey yok. Yine Notepad Plus'tan da kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi artık CRC list yok arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz ve tekrar programımızı açıyoruz arkadaşlar. Nerede bizim programımız? Giriyorum içerisine. Daha önce aşağıda çıkmış. Açıyorum arkadaşlar. Bu seçenek sürekli buraya gelir. Her defasında program kapatıp açtıktan sonra Clean All bunu işaretlemeyi unutmayın. Çok önemli. Bunu işaretledik. Rom dosyamızın yeri zaten seçil. Ona dokunmuyorum. Tekrar bakalım. 12.08. 12.08. Tamam diyorum. Dosya yolunu seçtik. Refresh diyorum. Ama burada bir hata olacak. Tekrar flash dediğinizde şu anda programa telefonun bağlı yine CRC list hatası verecek. Çünkü telefon hafızasında hala o aynı hatayı tutuyor arkadaşlar. Bir defaya mahsus telefonunuzu açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tekrardan Facebook moduna cihazınızı alıyorsunuz. Ben hemen tekrar yapacağım şimdi. USB kablomu söküyorum. Telefonumu açıyorum. Evet telefonum şu anda açılmadı. Tekrar Facebook konumuna düşüyor arkadaşlar. Tekrar Facebook konumuna düştüyse o şekilde bağlayabilirsiniz. Açılmadan Mi Logo'dan dönüyorsa yine güç tuşu ve ses kısma tuşuna bağlı bir şekilde Facebook bölümüne cihazı alıyorsunuz. Çünkü cihaz dosyayı alamadığı için yarım kalmış arkadaşlar. O yüzden sürekli Facebook ekranına dönüyor. Tekrar Facebook ekranına aldım cihazımı. USB kablomu takıyorum. Tekrar refresh butonuna basıyorum arkadaşlar. Cihazımın aygıt numarası geldi ve buradan flash butonuna basıyorum. İlk seferde almadı. ikinci seferde tekrar basıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yazım yükleme işlemimiz başlamış oldu arkadaşlar. Herhangi bir CRC list hatası almadık. Diyeceksiniz ki bu dosyayı silmek cihazımıza zarar verir mi? Dosyanın mantığı aslında arkadaşlar sizin cihaza sürüm düşürmemenizi sağlamak. Orada bir kod bir satır var. Cihazın sürümü yüksek düşüremiyorsun diye bunun doğrulamasını yapıyor. Biz o doğrulama satırını kaldırdıktan sonra cihazınıza sürüm düşürme işlemini yapıyor. Tabii ki dediğim gibi bunun riskleri var. Riskler tamamen size ait. Çünkü firma bunu direkt size geri dönmenize zaten izin vermiyor. Ama bu şekilde sürüm düşürebiliyorsunuz. Dediğim gibi Note 8 ve Redmi 9A dışında ben diğer çoğu cihazda bu durumu yaşamadım. Çünkü birçok cihaz benim kontrolümden geçiyor. Bana ulaşıyor ve ben sürüm düşürme işlemlerini yapıyorum. Herhangi bir problemle karşılaşmadım diğerleri için. Tabii ki çok büyük sürüm düşürmeler yapmayın. Atıyorum Android 11'den 10'a düşürün. Ya da 12'den 11'e 11 birden ona şekilde kademeli bir şekilde düşürün ki sistemi birden tahrip etmeyin arkadaşlar. Bu işlem bilgisayarınızın hızına göre 10 dakika, 5 dakika veya 15 dakika kadar sürebilir arkadaşlar. Ben bu kısmı biraz hızlandıracağım. Ekstra bir de deep note vermek istiyorum arkadaşlar. Cihazım global versiyon, global yazılım yükledim. Siz istiyorsanız Mi Firm'deki Endonezya'yı veya atıyorum Rus sürümünü veya Hindistan sürümünü bu şekilde yükleyebilirsiniz. Sürümler arası bu şekilde de geçiş yapabilirsiniz. Aynı şekilde cihazınızın güncelleme işlemini veya yeni versiyon yükleme işleminde bu şekilde yapabilirsiniz. Bu CRC list hatası sadece sürüm düşürürken başınıza gelir. Onun dışındaki yüksek sürümlerde veya genellikle sürüm sürümler arası geçişlerde bu hatayı görmeniz zor. Eğer sürümler arası geçişlerde de cereceli hatasını görürseniz gösterdiğim iki satırı sildikten sonra ROM dosyanızı hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Evet yazım yükleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Cihazımız açılmaya başladı. Herkesin sorduğu en sondaki bu kırmızı hata ne? Hemen onu da açıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada cihazın kilitli mi yoksa kilidin açık mı doğrulamasını yapıyor arkadaşlar. Cihazımızın kilidi açık olduğu için cihazım kilitli değil uyarısı veriyor ve kısaca bu herhangi bir sorun değil arkadaşlar. Sadece cihazınızın kilidinin açık olduğunu belirten bir ifade. Buna takılmayın. Cihazınız versiyonu tamamen yüklemiştir. Şimdi cihazımızın açılış işlemi gerçekleşiyor. Siz isterseniz buradan güncelleme de yapabilirsiniz. Ben hızlıca hemen onu da göstereyim. Buraya aşağı alıyorum. Buradan çıkıyorum. Bizim daha sonra yüklediğimiz versiyon neymiş arkadaşlar? Versiyon 12.5.1. Gördüğünüz gibi Android 11. Yine aynı şekilde programı açıyorsunuz arkadaşlar. Buraya select geliyorsunuz. Daha sonradan Apollo Global Images Android 11 versiyonuna geliyorsunuz arkadaşlar. İmagesi tıklamıyoruz. Tamam diyorum. Cihazımı kapatıyorum. Ve tekrar Facebook moduna alıyorum. Evet cihazım şu anda facebook modunda usb takılı refresh diyorum arkadaşlar android 11'e gördüğünüz gibi herhangi bir flashbat dosyasıyla oynamadım çünkü zaten sürümümüz düşük android 10'a geçiş yaptık flash dediğimizde yükleme işlemini yapacak arkadaşlar bu işlemde yine bilgisayarın hızına göre 10-15 dakika kadar sürecek arkadaşlar. İşlem bittiğinde cihazım açılacak. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sürüm düşürme ve sürüm yükseltme bilgisayarda hızlı bir şekilde bu şekilde gerçekleşiyor. Önemli olan püf noktalar cihazınızda sürücülerin yüklü olması. Çimeryi ile hızlıca halledebilirsiniz. Tek tek yüklemekle uğraşmamak için. Ve ROM dosyalarını nereden indireceğinizi bilmeniz. CRC'liz hatasından nasıl kurtulacağınızı bilmeniz bu şekilde gerçekleşiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.